Kısa Dev Gencin Hukuk Komitesi tarafından düzenlenen hukuk söyleşilerinin 19. yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Avukat Doğan Subaşı. Doğan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bu haftaki konumuz Kanal İstanbul ve hukuki boyutu. Doğan Bey ile Kanal İstanbul üzerine konuşacağız. İlk sorumla başlıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, geçtiğimiz aylarda Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak evet yaptığımız bütün projeler rant projesidir diyerek Kanal İstanbul projesinin yapılış amacını açıkça dile getirdi. Bu bağlamda hükümetin dile getirdiği gibi Kanal İstanbul asrın projesi mi yoksa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nitelendirmesiyle bir cinayet projesi mi? Kanal İstanbul nedir, neden yapılmak isteniyor? Şimdi Kanal İstanbul... Tabii 2011'den itibaren telaffuz edilmeye başlandı biliyorsunuz Kanal İstanbul. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, o zaman başbakandı. Temel gerekçe olarak Boğaz'daki gemi trafiğinin giderek artacağı ve bunun da İstanbul için tehlike yaratacağı. Çevrede çünkü Boğaz'ın her iki kıyısında yaşam alanları var, konut alanları var. Tehlike yaratacağı gerekçesi idi. Fakat bu iki gerekçede, yani Boğaz trafiğinin artacağı gerekçesi, bunun da çevrede oturanlarla ilgili tehlike yaratacağı gerekçesinin ikisi de aslında geçersiz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, böyle bir gerekçe olsa bile Kanal İstanbul bunun yanıtı değil. Neden değil? Birincisi, Kanal İstanbul'un çevresinde de yaşam alanları olacak, konut alanları olacak. Nitekim imar planları yapıldı biliyorsunuz. Onlar da yakın zamanda yayınlandı. Kesin tarih şu anda verecek durumda değilim ama 3-4 ay kadar önce yayınlandı bunlar. Dolayısıyla Kanal İstanbul'un çevresinde de yaşam alanları olacak. Dolayısıyla hani Boğaz'dan geçiş tehlikeli, gemi trafiği artıyor. Yaşam alanlarına tehlike oluşturuyor gerekçesi doğru bir gerekçe değil bence. Ama daha önemlisi şunu da söylemek isterim. Gemi trafiğinin arttığı düşüncesi de yanlış. Bu konuda veriler var. 2019'a kadar gemi trafiğinin azaldığı konusunda sayısal veriler var. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Boğaz geçişine ilişkin yayınladığı istatistiklere bakarsanız orada bunu göreceksiniz. Fakat tabii ben bu konudaki çalışmalar sırasında ilgili bakanlığın birimleriyle de bir görüşmemiz olmuştu. Belediyemiz üyesi bir grup arkadaşla Ankara'ya gitmiştik. Orada biz dediler bir projeksiyon yaptırdık. Bu projeksiyona göre 2020'den itibaren artacak sayı dediler. O projeksiyonu yapan firma bir Fransız firması, yanlış hatırlamıyorsam. Onu açıkçası bulamadım bugün. Size de biraz bilgi vermek istiyordum o konuda. Orada rakamların artacağı yazıyor ama hiçbir temeli olmadan yazıyor. Dolayısıyla Boğaz'dan geçiş artacak. Bu yanlış. Boğaz'dan geçiş İstanbul için tehlike yaratacak. Bu da yanlış. Yani bunların cevabı Kanal İstanbul değil. Peki Kanal İstanbul neden yapılıyor? Şimdi buradan itibaren tabii bir siyasi yorum yapabiliriz. Türkiye AK Parti döneminde bence çok da yaygın bir görüş bu. Konuyu bilen uzmanların da söylediği, izliyoruz medya üzerinden. Bir beton ekonomisi üzerine yükseldi. Yani inşaat ekonomisi üzerine yükseldi. İnşaat ekonomisi de aslında üretken bir ekonomi değil, tüketime yönelik bir ekonomi. Yani bir otomobil fabrikasına para ayırmakla bir alışveriş merkezine para ayırmak arasında çok köklü bir fark var. Otomobille ayırdığınız zaman orada işte yan sanayi gelişiyor, başka bir takım şeyler gelişiyor ve oradan ürettiğinizi götürüp satıyorsunuz falan. Üretken bir yatırım yapmış oluyorsunuz ama inşaata yatırdığınız zaman o orada gömülmüş oluyor. İnşaat bittikten sonra orada alım, satım, arazi değerlemesi gibi konular geçtikten sonra
belli bir üretkenlik sağlanmış olmuyor. Bu inşaat ekonomisi Türkiye'de belli bir noktaya geldi ve orada durdu. Dolayısıyla Kanal İstanbul üzerinden inşaat ekonomisinin yeniden, beton ekonomisinin yeniden hareketlendirilmesi tahmin ediyorum isteniyor. Tabii ben çok iddialı değilim bu sözlerimde çünkü iktisatçı değilim, ekonomik analist değilim. Öğrendiklerimden, duyduklarımdan, okuduklarımdan bu sonucu çıkarıyorum. Bir başka siyasi analiz şu olabilir. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 2017 Kasım'ında biraz Orta Doğu ülkelerindeki seçim süreçleri, Cumhurbaşkanlığı sistemleri, anayasal düzenler, bunlara bir bakma olanağı bulmuştum. Türkiye'deki siyasal sistemin, özellikle AK Parti hükümetinin uyguladığı siyaset çizgisinin biraz Mısır'a benzediğini tespit etmiştim. Mısır'da mübarek, Hüsnü Mübarek, 2011 miydi, 12 miydi, devrilmişti, gitmişti biliyorsunuz. Yerine işte Arap Baharı'nın sonucu olarak yaklaşık 30 yıl kadar süren iktidarında iki tane temel argüman kullanarak toplum üzerinde hegemonya kuruyordu. Bunlardan biri terördü. Kendi muhaliflerini terörle ilişkilendirerek bastırıyordu. İkincisi de ikinci Süveyş kanalıydı. Bu Mısır'ın artık küresel bir güç olduğunu, dünya çapında bir ülke olduğunu, geçmişte emperyalistlerin kanal açtığını, Süveyş kanalını, ama artık Mısır'ın çok büyük bir ülke olduğunu, Süveyş kanalı gibi bir tane daha kanal açacağını söylüyordu ve toplum buna oyalayabiliyordu. Ben Kanal İstanbul'a biraz böyle bakıyorum. Yani toplumu oyalamak için, belli ekonomik şeyler de elde etmek için öne sürülmüş bir proje olarak düşünüyorum. 2011'den bu yana orada birkaç güzergahta Kanal İstanbul'un yapılacağı üzerine, alternatifler üzerine durulmuştu. Katar Şeyhi'nin yakını oradan araziler aldı 2012'de. Demek ki gizli saklı, biz rant oluşmasın diye bunu dar bir çevrede tutuyoruz derken aslında pek doğrusu söylenmemiş. Yani burası bakan hani bunu özlü bir şekilde ifade etmiş oluyor aslında. Burası bir rant projesi. Geçenlerde Ekrem Başkanımız da bir basın açıklamasında söyledi. Burada arazi toplayanların içinde ilk üst sırada Orta Doğu kökenli şirketler var veya şahıslar var diye. Yani burası Orta Doğu'da belki Katar odaklı firmalara satılmış, onların rant elde etmesi için öne sürülmüş. Bu yolla bir para çekme hesabı yapılmış. Ama İstanbul'a çok büyük zarar verecek. Hem doğasına, hem nüfus yapısına, nüfus artışıyla birlikte birçok şeye zarar verecek bir proje. Bunun kesinlikle gerçek olmaması gerekir. Diyeyim, diğer soruları da alayım. Ben konuya girdikçe giriyorum. Seni konuşturmamış olmayayım. Evet. Peki o zaman ben diğer soruma geçeyim. Kanal İstanbul projesi için yayınlanan ÇED raporunda olumsuz görüş bildiren kurumların dahil edilmediği ve gizlendiğine dair açıklamalarda bulunuldu. Bu görüşler neler? Bu görüşlerin rapora dahil edilmemesi raporun olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını nasıl etkiliyor? Bu bağlamda ÇED raporuna güvenebilir miyiz? ÇED raporuna güvenebilir miyiz? ÇED raporuna sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, güvenemeyiz. Çünkü kurum görüşleri alınıyor. Bir tane ilginç bir kurum görüşü söyleyeyim size. Devlet Hava Meydanları'nın kurum görüşü. Devlet Hava Meydanları 2018 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi tam ismi. Önce bir olumsuz görüş yazıyor. Burası diyor 15 Mart 2018 tarihinde 3. Havalimanı'nı olumsuz etkileyecek. 15 Mart 2018. Sonra 22 Mart 2018'de yani aşağı yukarı 15, 22, 7 gün sonra, bir hafta sonra
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yeni bir yazı yazıyor. Biz onu sehven yazdık diyor. Yani olumsuz görüşümüzü yanlışlıkla verdik size diyor. Sonra bir süre sonra da olumlu görüş veriyor. Şimdi demek ki kurumlar ya gerçek görüşlerini vermiyorlar ya da çarpıtılmış görüşlere yer veriyorlar. Yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin bu bir hafta içinde görüşünü değiştiriyor olması bunu aslında biraz ifade ediyor. Devlet Su İşleri'nin verdiği bir şey var, rapora verdiği bir görüş var. Burada olumlu olumsuzluktan ziyade inanılmaz konulara temas ediyor Devlet Su İşleri. Tabii Devlet Su İşleri adı üstünde su işleriyle ilgilendiği için Kanal İstanbul'un su kaynakları bakımından etkisini inceliyor. Şimdi Kanal İstanbul'a çok şey duyuyorsunuz Kanal İstanbul'la ilgili. İşte Montre Boğazlar Sözleşmesi, yok göl yok olacak, köyler yok olacak, binalar yapılacak gibi bir sürü olumsuz şeyler duyuyorsunuz. Tabii ki çok değişik açılardan bakılabilir. Yani ben şimdi emekli bir büyükelçi ya da bir strateji, uluslararası ilişkilerle ilgilenen biri olsaydım muhtemelen şu anda Kanal İstanbul'un uluslararası ilişkilere, Türkiye'nin işte güvenliğine, Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkisini incelerdim. O açıdan bakardım. Bir iktisatçı olsaydım bunun ekonomik boyutuna bakardım. Bir çevreci olsaydım, ekolojist olsaydım çevreyle ilişkisine bakardım. Devlet Su İşleri de suyla ilişkisi bağlamında Kanal İstanbul'u değerlendirmiş. İnanılmaz görüşler var. Ben bu programı dinleyen arkadaşlara kesinlikle şunu tavsiye ederim. İnternete girsinler, DSİ Kanal İstanbul raporu diye yazsınlar. Muhakkak bu raporları internetten PDF dosyası olarak indirirler ve okusunlar. Devlet Su İşleri köklü bir kamu kurumudur. Türkiye'nin hani gurur duyacağı kamu kurumlarından biridir. Orada bir takım beni rahatsız eden cümleler geçiyor. Bu asrın projesi çok büyük bir proje falan gibi cümleler geçiyor ama işin teknik detayına girdiğimizde Devlet Su İşleri çok güzel detaylar vermiş. Mesela Sazlıdere Barajı ortadan kalkıyor. Sazlıdere Barajı'nın önemi ne? İstanbul su kaynaklarının %13'ü Sazlıdere'den geliyor içme suyunun. Hafriyat masrafımız düşük olsun diye Sazlıdere Barajı'nı Kanal İstanbul'a dahil etmişler. Bu onun ortadan kalkması demek. Terkos Gölü var. Terkos Gölü'nün bir kısmı Kanal İstanbul'a giriyor. Fakat tamamının etkilenmesi durumu söz konusu. DSİ raporunda bunlar yazıyor. Gerçi ÇED raporu biz yalıtım kuracağız. Kanalın altında su sızmasını, tuzlu suyun sızmasını engelleyecek yapılar yapacağız diyor ama bu kanalın tamamında yapılacak bir şey değil. Belli bölgelerde yapılacak. Yine DSİ raporunda yeraltı sularına tuzlu su karışması ihtimalinden söz ediyor. Dolayısıyla İstanbul'un Avrupa yakasının su sistemi hani neredeyse tamamı çökecek demek, bilmiyorum abartılı bir ifade olur mu? Artı bir de Kanal İstanbul'un çevresinde bir yerleşim alanı ortaya çıkacak. O da su ihtiyacını arttıracak. Dolayısıyla su konusunda çok büyük bir zarar vermiş olacak özetle. Yani bir cümleyle ne diyorsun derseniz Devlet Su İşleri bunların hepsini söylemiş. Ama dikkate alınmamış ÇED raporunda. Dolayısıyla hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu Kanal İstanbul şu yüzden faydalıdır diyebilecek biriyle oturup, ciddi manada oturup konuşmak isterdim. Bu konudaki programları da izliyorum. Bunun iyi bir şey olacağını anlatan kişileri dinlemeye çalışıyorum. Ama hiç ikna edici bir şey görmüyorum karşısında. Peki, evet. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre usulün uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir diyor.
Bu nedenle Kanal İstanbul'un yapılışının Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler açısından da önem taşıyor. Bu bağlamda Montre-Boğazlar Sözleşmesi, Barcelona Sözleşmesi gibi sözleşmeler açısından Kanal İstanbul'un önemi nedir? Kanal açılırsa kanal üzerindeki geçişler için iç hukuku mu kullanacağız yoksa uluslararası sözleşmeler mi geçerli olacak? Bunu soralım. Şimdi tabii bu çok zor bir soru ve tartışılan da bir konu. Ama bu konuda bizim aldığımız yorumlar Kanal İstanbul'un şey yapmadığı yönünde. Yani Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ni ekarte etmediği yönünde. Şimdi Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ne göre ticari gemiler serbestçe boğazdan geçebilir. Dolayısıyla siz boğazdan geçmeyeceksiniz, bundan sonra Kanal İstanbul'dan geçeceksiniz gibi bir zorlama yapamazsınız. Yani Kanal İstanbul'u kullanıp kullanmamak kullanıcının tercihi. Daha düşük maliyetli olur ki boğazdan geçiş de ücretsizdir, sadece kılavuzluk hizmetleri ücretlidir. Dolayısıyla Kanal İstanbul'un Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ne geçersiz kılacağı ya da orada bizim aleyhimize olan sanki varmış gibi konularda Kanal İstanbul'un daha iyi bir pozisyona Türkiye'yi taşıyacağı düşünceleri yanlış. Aslına bakarsanız bu konularda emekli denizci amirallerle konuştum. Deniz hukukuyla ilgili akademisyenlerle konuştuğumda bana söylenen şu oldu. Kanal İstanbul tartışmalarında Montre'nin adını bile konuşmamak lazım. Çünkü bunu konuşmaya başladığınız zaman Montre'yi tartışma alanına sokmuş oluyorsunuz. Tartışma alanına soktuğunuz zaman da onun nereye gideceğini çok bilemezsiniz diye söylemişlerdi. Hatta ben belediye meclisinde yaptığım bir konuşmada Kanal İstanbul şu anda sadece Türkiye için, Türkiye'nin içinde bir tartışma olarak devam ediyor. Montre'yi etkileme konusunda Montre'nin tarafları henüz bir şey söylemiş değiller. Yani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer Avrupa ülkeleri, Montre'ye taraf olan ülkeler, Montre'den etkilenen ülkeler, Kanal İstanbul konusunda ne düşünüyorlar doğrusu ben bilmiyorum. Ama onlar da bu konuda konuşmaya başladığı zaman aslında gerçek tartışma ortamı çıkmış olacak. Onların sessiz kalmasını da olumlu bir durum olarak görüyorum şu anda. Çünkü bu daha çok bizim içimizde süren bir tartışma olmadı. Benim açımdan Montre ile ilişkisi aslında bu Kanal İstanbul. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini etkileyecek bir şey olsun istemeyiz tabii ki. Yani yapılsa da yapılmasa da bu konunun Türkiye içinde tartışılan bir konu olarak kalması bizim açımızdan daha olumlu bir şey olur. Peki 1992 tarihli Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması için yapılmış olan Bükreş Sözleşmesi var. Bu sözleşmeye taraf ülkelerden biri de Türkiye. Bu sözleşmenin ek protokolü Karadeniz'deki biyoçeşitliliğin korunması yönünde. Kanal İstanbul projesi kapsamında Karadeniz'de yapılacak olan dolgular söz konusu. Bu dolgular imzacısı olduğumuz Bükreş Sözleşmesi'ne uygun mu? Sözleşmeye bağlı kalınabilecek mi? Hukuk fakültesi 4. sınıf soruları soruyorsun yalnız sen. Ben de hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak. Şimdi ben tabii Bükreş Sözleşmesi'ni incelemedim. Dolayısıyla bu konuda hukuki bir görüş beyan eder pozisyonda olmak istemem. Hukuk biliyorsunuz son derece ayrıntılı, detaylı bir çalışma gerektirir. Ama şunu söyleyebilirim. Karadeniz'deki kirlilik asıl olarak Tuna Nehri üzerinden geliyor. Tuna Nehri de Avrupa'nın, Orta Avrupa'nın kirliliğini Karadeniz'e taşıyor. Karadeniz'in iç akıntıları nedeniyle bu kirlilik Karadeniz'in batısında, yani Romanya'dan Tuna Nehri Romanya'da döküldükten sonra Karadeniz'e kıyı boyunca güneye doğru iniyor, İstanbul'a doğru iniyor. Dolayısıyla Karadeniz'in kuzeyi İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyi, Karadeniz bölgesi aslında Tuna'dan gelen kirliliğin yoğunlaştığı bir yer. Şimdi biz Kanal İstanbul'u açarak
aslında o kirliliği Marmara'ya da taşımış oluyoruz. İstanbul Boğazı bu konuda öyle bir denge kurmuş ki, doğal bir denge tabii bu. Bu kirlilik Marmara'ya kısmen geçebiliyor. Yine de geçiyor, bunun uzay fotoğraflarını da görmüştük ama Kanal İstanbul'da bu kirlilik daha da artmış olacak. Dolayısıyla biz artık Karadeniz kirliliğinden değil sadece, Karadeniz pisliğini Marmara Denizi'ni kirlettiğinden de söz etmeye başlayacağız. Dolayısıyla Kanal İstanbul sadece İstanbul'un batı yakasındaki su kaynakları, doğal ortamı yok etmekte kalmayacak. Aynı zamanda Marmara Denizi'ni de kirleten sonuçlar üretecek. Bunu söyleyebilirim. Tabii Kanal İstanbul'dan çıkan hafriyat toprağı kuzeyde de Karadeniz kıyılarında dolgu alanları yaratıyor. Bu da çok büyük bir tabii çevre felaketi. Çünkü dolgu alanlarının orada bulunması, oradaki doğal yaşama ve Karadeniz'deki balıklarla ilgili yaşam alanlarını, yani çok şeyi orada bozmuş olacak. Karadeniz kıyısındaki kara tarafındaki doğal yaşamı da değiştirmiş olacak. Bir de bu sadece dolgu alanı olmakta kalmayacak. Orası bir tür liman, yat limanı veya konteyner limanı gibi olacağı için, yani orada da bir tür sanayi tesisi gibi bir şey olacağı için onun da getirdiği bir kirlilik olacak. Dolayısıyla o yönüyle de Kanal İstanbul projesini biz yerinde bulmuyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi kanalın açılmasıyla Karadeniz'deki kirlilik Marmara Denizi'ne de geçiyor. Peki bu bölgedeki denizaltı canlı popülasyonu nasıl etkilenecek? Kuşların göç yollarının olumsuz etkilenmesine dair bir durum söz konusu. 1595 sayfa olan ÇED raporunda bu konu belirsiz, bu konuya değinilmemiş. Projenin çevre ve biyoçeşitlilik açısından nasıl zararları var? Şimdi İstanbul tabii göç yolları üzerinde kuşların. Tabii neden kuşların göç yolları üzerinde? Çünkü İstanbul'un batısı su kaynakları açısından da güçlü bir yer. Melen gibi büyük bir su kaynağı yok belki ama çok sayıda dere, çok sayıda küçük gölet, bütün bunlardan oluşuyor ve göçmen kuşların da mola verdiği yerler bu sulak alanlar. Hem su ihtiyacını karşılamak bakımından hem de suyun olduğu yerde biyolojik çeşitlilik üst düzeyde olduğu için kuşlar bakımından tercih edilen bir şey. Şimdi Devlet Su İşleri'nin raporunda da var bu. Islah projeleri var, dere ıslah projeleri. 13 tane derenin ıslah projesi var. Bunun yanında henüz ıslah projesi yapılmamış çok sayıda dere var. Bütün bunlar Kanal İstanbul'da birlikte devre dışı kalmış olacak. Ve bu derelerle, bu derelerin beslediği küçük göletlerle, bunların çevresinde mola veren kuşlarla ilgili çok olumsuz bir ortam ortaya çıkmış olacak Kanal İstanbul'un yapılmasıyla. Kanal İstanbul projesi dünyadaki diğer projelerle, Panama Kanalı gibi dünyadaki diğer örnekleriyle kıyaslanıyor. Kanal İstanbul'un bu kanallardan farkı ne? Şimdi o kıyaslama resmi raporlarda da var. Yani mesela Devlet Su İşleri'nin raporunda Süveyş ve Panama kanallarından sonra dünyada böyle büyük bir projenin gerçekleştirecek olması iyi bir şey deniyor. Halbuki Panama ve Süveyş'in çok önemli birkaç farkı var Kanal İstanbul'dan. Bunun bir tanesi Panama kanalının 15 bin kilometre yolu kısaltıyor. Yani Panama kanalının bir ucundan, Atlantik ucundan, Panama kanalının Pasifik ucuna gitmeniz için 15 bin kilometre yol gitmeniz gerekiyor. O kadarlık yolu kısaltmış oluyor. Bu çok önemli. Süveyş kanalı 7500 kilometre kısaltmış oluyor. Yani İskenderiye limanından Ürdün'e bir mal gönderecekseniz gemiyle Süveyş kanalından geçerek çok kısa sürede götürebilirsiniz. Eğer Süveyş kanalı olmasaydı bütün Afrika kıyısını dolaşıp 7500 kilometre yol gidip Ürdün'e götürmek zorunda kalırdınız. Yani Panama kanalı 15 bin kilometre yol kısaltıyor.
Süveyş kanalı 7500 kilometre yol kısaltıyor. Burası hangi yolu kısaltıyor? Hiçbir yolu kısaltmıyor. Bu çok önemli bir fark. Yani bunu anlamak için öyle uzman, şu bu falan da olmaya gerek yok. Haritaya açıp baktığınız zaman hangi kanal nerede diye bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ama ikinci bir konu daha var bu kanallarla İstanbul'un farkı. Bu kanallar insan yerleşiminin olmadığı yerlerde açılmış kanallar. Daha sonradan insanlar kısmen bunların yanına gelmiş. Kanal İstanbul öyle bir şey değil. Kanal İstanbul İstanbul'da açılıyor, adı da İzmir üzerinde. Dolayısıyla bundan çok sayıda insan etkilenecek. Bu bakımdan da yani onlarla karşılaştırılması çok saçma. Hangi yönünü onlarla benzeştirerek karşılaştırıyorlar onu anlamış değil. Öyle. Peki son olarak Kanal İstanbul projesi 2011 yılından beri konuşuluyor. Şu an proje hangi aşamada? Projeye karşı açılan davalar ne durumda? Kanal şu an nerede? Kanal İstanbul'la ilgili bir ihale yapılmıştı. Sonra iptal edildi. Şu anda ÇED raporunun iptaline ilişkin dava açmıştık. O sürüyor. Henüz belli bir karar çıkmadı oradan. Ya da benim güncel bilgim hani dün itibariyle ne aşamada onu tam bilmiyorum şu anda. Tabii ki burada iki şey çok önemli. Bir tanesi hukuki mücadele. O mahkemeler kanalıyla hem İBB olarak bizim açtığımız hem de vatandaşların açtığı davalar boyutuyla sürüyor. Bir de hukuki mücadelenin yanında siyasi mücadele önemli. Yani insanların bu konuyu sahiplenmesi, istemediğini göstermesi bunu çok daha anlamlı tabii ben buluyorum. Çünkü hukukçuyum ama hukuk aslında siyasal ve sosyolojik bir temeli varsa güçlüdür. Yani bir hukuk kuralı eğer toplum ona sahip çıkmıyorsa hiçbir anlam ifade etmez. Dolayısıyla bu konuyu halkın sahiplenmesi çok önemli. Burada aslında şunu da söylemek istiyorum son olarak. Bu aslında bir kanal projesi değil bence. Bu yeni bir kent yaratma projesi. Bakanın dediği gibi rant projesi. Yani şehrin batısında 3. Havalimanı yakınlarında büyük bir kent kuruluyor. İlk raporlarda 1,5 milyon insanın geleceği söyleniyordu. Sonra bunlar değiştirildi. 500 bin insanın geleceği söylendi. Raporlar öyle geçti. Ama hepimiz biliyoruz ki 500 bin nüfuslu bir yer orası olmayacak. Orası yeni şehir zaten. İsmi de yeni şehir. Yeni şehir kurulacak. O yeni şehirde yer alacak konutların, arazilerin değeri yüksek olsun da para kazanalım düşüncesiyle bir tane de kanal yapıyorlar içine. Bu aslında bildiğiniz siteler falan yapılır ya hani böyle içinde yapay göletler şunlar bunlar yapılır. Onlar için yapılmış bir şey bu. Aslında bu bir şehir projesi. O projede bile bir sürü eksiklik, yanlışlık var. İmar planları geçti. Onların da davasını açtık biz bu yaz döneminde. Onlar da çok inanılır değil. Demin söyledim 1,5 milyon insan gelecek diye yazıyordu. Sonra 500 bine çevirdiler. Mesela tanıtım videolarında gökdelenler vardı. Sonra bir baktık imar planlarında villa tarzı küçük evler ortaya çıktı. Fakat cadde genişliklerine bakıyorsun Vatan Caddesi gibi çok büyük caddeler. Yani aslında burada villa da düşünülmüyor. Herhalde ileride imar planı değişiklikleri yoluyla burada gökdelen yapılaşmasına izin verilecek. Dolayısıyla DSİ de bunları söylüyor aslında. Orada çok büyük nüfus hareketleri olacak. Hani onun da sonuçlarına dikkat çekiyor devlet su işleri. Dolayısıyla nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak? Şu anda İstanbul resmi nüfusu 16 milyon. Kaçak insanları da dahil edersek, İstanbul'a kayıtlı olmayanları da dahil edersek, yurt içinden ya da yurt dışından gelenleri dahil ederek konuşursak yaklaşık 20 milyon nüfusu var İstanbul. Şimdi orada bir de yeni şehir kurulması İstanbul'un 25 milyona belki daha yüksek rakamlara ulaşan bir kent.
tabii artık kent mi denir, ne denir ona bilmiyorum. Böyle bir duruma yönelmesi demek. Bu tabii yaşanmaz bir İstanbul demek. Yani bizim, ben kendimizi Büşra şöyle düşünüyorum. Hep beraber İstanbul üzerine oturduk, zıplayıp duruyoruz bu şehri mahvetmek için. Yani bunu düzeltmemiz lazım. Çünkü burada bizler yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Ülkemizin bir marka değeri İstanbul. Türkiye dediğin zaman ilk söylenen kelimelerden biri Atatürk ise bir tanesi de İstanbul. Geçmişi tarihin derinliklerine gidiyor. 8.000, 10.000 yıldan söz ediliyor. En ufak bir metro kazısında birçok tarihi esere rastlıyorsun. Tarihe mal olmuş. Bir çağ açmış, bir çağ kapatmış bir kent burası. Yani benim zaman zaman işlerim nedeniyle yurt dışına gidip geldiğim oluyor. İnanın bunu defalarca duydum. Dünyanın en güzel kenti İstanbul. Bizim yaptığımız, bizim derken ben kendimi ve partimizi kastetmiyorum ama sonuç olarak hepimiz büyük bir bizim içindeyiz. Yani bunun içine AKP'si de dahil, MHP'si de dahil, diğer partiler de dahil. Hepimiz o büyük bir bizim içindeyiz. Türk milleti dediğimiz bir bizim içindeyiz. Burayı korumak, burayı kendimiz için, gelecek kuşaklar için yaşanılır halde tutmak ve o yönde geliştirmek hepimizin görevi. Kanal İstanbul bu anlamda hani Ekrem Başkanımız bir ihanet projesidir, bir cinayet projesidir diyor. Ben de bu sözlere katılıyorum. Çok ağır bir şey bu. Bunun yapılmaması lazım. Belirttiğiniz Kanal İstanbul'un çok yönden belirttiğimiz, konuştuğumuz şeyler üzerinden sadece İstanbul'da yaşayanlar değil, Türkiye'nin her noktasından dinleyenler de Kanal İstanbul'un gerçekten bir ihanet projesi olduğunu muhtemelen anlamışlardır. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler nedeniyle ben çok teşekkür ederim size. İzleyicilerimiz de Kanal İstanbul konusunda farklı noktalardan bilgilenmişlerdir. Çok teşekkür ederim. Çok selamlar ediyorum bizi dinleyen arkadaşlarımıza. Ben de herkese çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.